Kayıt. İyi akşamlar. Tweet TV'den sevgiler, saygılar. Bugün iki tane çok önemli olayımız var. Birisi Tunceli'deki olay, ikincisi maalesef son ozanımız diyeyim. Neşet Ertaş'ı sonsuzluğa uğurladı. Bir tane Allah cennet olsun. Yedi şehidimiz de akşam üzere aldı. Keyfim yok benim. Benim de keyfim yok ama ne yapalım? Tunceli 7 şehit, 70 milyon yaralı. Sera Yetik demiş ki Tunceli 7 şehit, 70 milyon yaralı demiş. Abi işte bir gün konuşuyoruz, iki gün konuşuyoruz, üçüncü günü yok ki. Bugünü Neşet Ertaş ve 7 şehidimizle ilgili geçirelim istiyorum. Ben de aynı fikirdeyim. İlk tweetimi okuyorum. Düşünen adam. Çok manalı bence. Önce Neşet Ertaş. Hoş geldin. Çok sağ ol kardeşim. Şu anda çekimdeyiz. Önce düşünen adam şöyle demiş. Önce Neşet Ertaş, sonra 7 şehit. Cennet artık daha güzel bir yer. Peki ya Türkiye? Soru işareti. Çok manidar bir tweet. Evet. Bir tane daha okuyacaksın güzelsin. İkinci tweetim yine Eymen Erden. Neşet Ertaş'la ilgili bir klip. Tweet. İngiltere'deki bir ergen sanatçıyı dillerden düşürmeyen gençliğimizin Neşet Ertaş'la neler kaybettiğimizi anlaması hiç kolay olmayacak. Bu arada tüylerim diken diken oldu yani. Saçım yok ama tüy böyle bir tuhaf hissettim kendimi. Evet. Devam edeyim. Evet. Kerem Porazan şöyle diyor. Yine Neşet Ertaş sözü. Özü gülmeyenin yüzü güler mi? Bugün bizim yüzümüz gülmüyor. Evet. Gülmüyor. Özü gülmeyenin yüzü güler mi? Gülmez. Bir tane daha. Maalesef benim de birkaç saatten beri Twitter'da hayli beni de meşgul eden bir olay. Turkcell'in çok kötü bir reklam kampanyası. Yani biz Vodafone'un ya da diğer operatörlerin de temsilcileri ya da onlardan para kazanmıyoruz. Ama bu gerçekten çok iğrenç olmuş yani. Henüz daha yeni yitirdik. Acısı çok taze. Aynen Turkcell'in mesajını okuyorum. Abonelerine gönderdiği mesaj. Türk halk müziğinin unutulmaz ozanı Neşet Ertaş'ı anıyoruz. 3 gün boyunca sizi arayanları Neşet Ertaş'ın unutulmaz eseri Neredesin Sen ile karşılamak için Neşet yazıp bu mesajı cevaplayabilirsiniz. Parantez içinde 1 TL. Yazıklar olsun. Koca bir yuh sana Turkcell. Belki 40 milyon, belki 50 milyon abonem var. Yazıklar olsun. Bu doğruysa eğer benim mesela telefonuma gelmedi. Evet. Bu insanlık bazen değil böyle ya. Şeyleri şey de yapıyorlar yalnız ya. Ama böyle, kuzen, hayır abi, ama baştan söyledim eğer bu doğruysa diyor. Haklısın, ben mesela yalansa da ben 50 bin kez özür diliyorum. Evet. Ama böyle bir saçmalık olmaz yani. Buyur. Taci Kalkavan'dan okuyalım. Kahrolmamak veya çıldırmamak için illaki başımıza bir olay gelmesine gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayın. Yeter. Günah, yazık, günah. Evet, demiş. Taci Kalkavan bizi her zaman güldüren bir Twitter fenomeni. Aynen o da şey diyor. Artık kahrolduk, çıldırdık bu ülkede falan filan. Evet. Neşet Ertaş'ın sanırım kendi account'undan, hesabından büyük ihtimalle ailesinden gelmiş bu tweet. Neşet Ertaş türkü demek, binlerce yıldır söylenen ve söylenecek olan. Neşet Ertaş bağlama demek, binlerce yıldır çalınan ve çalınacak olan. Ne diyeyim? Vallahi bugün hakikaten işler sakatmış ya. Medcezir'den okur musun? Medcezir'i okumak istiyorum ama takip ediyorum. Çok ağır yazıyor. Bizim de çünkü biz abi biz burada hiçbir partiyi ama temsil etmiyoruz ama çok ya bu kadar ağır olması biz de öyle düşünüyoruz ama onu ağır duyguları paylaşınca yani ama paylaşmak istemiyorum moruk, ya. Bu doğru. Ben Bingöl Genç'te askerlik yaptım 16 ay önce. Bak burada ben okuyayım size. Sen oku, ben okumak istemiyorum. Medcezir @06 Semra'nın tweet'i. Uyan ey hükümet. Her gün fakir gureba şehit haberleriyle kahroluyoruz.
uyanmanız için Nişantaşı Camisi'nde, Teşvikiye Camisi'ni kastediyor, şehit defnetmemiz mi gerekiyor? Ama şey diyeceğim, hükümet de elinden geleni yapıyorlar. Ya burada hükümetle ilgili bir... Herkes yapıyor yani, bir şey. Yani bu ülkede yani... ülkede herkes bir şey yapıyor. Burada ben şunu düşünüyorum. Hakikaten hükümet sanki çok mu meraklı bu haberlere? Bu böyle haberler, böyle şehitler hükümetin içine gelmiyor ki, tam tersi. Kaldı ki zaten ya konu çok uzun. Çok uzun olduğu için terörizmin istediği zaten halkı yıldırmak, halkı pes ettirmek, korku hegemonyası yaymak, insanları pes ettirmek. Bütün mevzu bu zaten. Şimdi biz onlara yenik düşersek o zaman problem var yani. Evet. Biz yenik düşmememiz lazım. Her zaman güçlü durmamız lazım. Ayaklarımız yere basması lazım. Pes etmememiz lazım. Tam Türkçesi bu işte. Aynen, doğru söylüyorsun. Bir de ben şey mesajlarından bıktım artık. İşte türkü bilmem neyi, çelgizi. Abi bırakın bu işleri artık. Ya, lazım. Bırakın tabii. Abi bu cümleyi bırakın geçin ya. Lazmaz yok kardeşim ya. Hepimiz türkü, lazı, kürdü, çelgizi. Ya aynı mevzular. Bundan bıktım yemin ederim. Dün akşam şeyde duydum. Yine Cihangir'de bir kafeye içeri giriyordum. Şey diyor, bu coğrafya. Ne coğrafyası abi ya? Böyle bir saçma sapan şeylere herkes kaptırmış kendini. Bir coğrafya diyor, bir şey diyor, başka bir şey diyor. Gerek yok abicim ya. Biz birbirimizi sevelim, sayalım birbirimizi. Burada başkalarının oyununa gelmeyin. Oyun bu. Bir oyunun parçası olmamak gerekiyor. Biz evet. Oyuna gelmeyelim. Yalnız yani. Kaç gün oldu bilmiyorum. TV çekiyoruz. Evet. Bugün yani senin gibi partnerim olduğu için gurur duyuyorum. Harbiden yani doğalsın. Yüreğinden ne geliyorsa onu söylüyorsun. Evet. Harbiden teşekkür ediyorum. Ya genel olarak genelde şey yapıyoruz. Eğlenmeye çalışıyoruz. Mutlu. Yani bizim amacımız zaten birini üzmek değil. Negatif birilerini etkilemek değil. Pozitif yönde. Pozitif bir şeyler yapmak. İnsanları mutlu etmek, eğlenmek ya amacımız, bütün amacımız. Ama komiklik kadar zor bir şey yok biliyor musun? Aynen. Bir komik olmak çok zor bir meslek yani. Yani ben kendimden biliyorum. Çok güzel bir meslek. Biraz önce dedin ya, tüylerim diken diken, evet. Saçım. Orada gülüyor. Ama öyle gerçekten insanın vücudu böyle bir tuhaf oluyor yani. Ya aslında tüylerim derken tüy anlamında söylemiyorlar. Söylenmiyor yani. Bir de komik insan... Komik olmak gerçekten çok zor ya. Böyle bir şey yok ya. Ciddi olabilirsin istediğin kadar. Her şeyi yapabilirsin ama insanları güldürmek gerçekten çok zormuş. Ben bunu bilmiyorum. Hep böyle işte millet komiklik yapar, biz güleriz ve eleştiririz ya. İşte o gülmek ve eleştirmek kolay bir şey. Aslında en basit yöntem ne biliyor musun? Biraz önce dedin ya işte. Al abi, Türkiye'nin her bölgesinden 1 yaşında çocukları al, her şehrinden bir çocuğu al, böyle kocaman bir salona yerleştir. Evet. Çoğu birbiriyle oynayacak. Tabii ki oynayacaklar. Çünkü onlar, çoğu değil, hepsi birbiriyle oynayacaklar. Oynayacaklar çünkü onların şey derdi yok, ırkçılık yok onlarda. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Ben neye inanıyorum biliyor musun? 10 yıl içinde dünyada ülke kavramı bitecek belki de. Dünya bir... bir ülke gibi olacak, bir dünya olacak yani. İlla ki her alanda da oluyor, illa ki iklim. Yani Vodafone dersin, Turkcell diyor. iMac dersin, PC diyorlar. Yani işte İstiklal diye Kadıköy diyor. Yani illa ki iklim olacak, insanlar ancak öyle... always they looking for enemy. Yani farklı bir şeye bak, illa ki bakıyorlar. Kapatalım bugün istersen. Yarın görüşmek üzere bizi izleyen tüm arkadaşlarım. Ya şey soracaktım ben. Mutlu kalınız. Acun Ilıca aramış. Ya şey bıraktım işte, mutlu kalın. Bence de mutlu kalın. Biz mutlu kalın dedik. Biz mutlu kalın dedikçe mutluluk her gün daha da zorlaşıyor. Mutlu kalın dedikçe yeni problemler çıkıyor. Kuzen Türksel'in bu mesajı doğruysa bir tepkin var mı? Var. Ağır tepkim var. Söyle. Türksel iki tane attım var. İkisini de kapatacağım. Başka bir kanala geçeceğim. Bu doğruysa, kapatmazsan seninle ben de konuşmam. Tamam, kapatıyorum. Tamam.